Evet hanımlar, şimdi sizleri yatak odasına göndermeden önce Merve'nin bir hayat hikayesi var. Merve o hikayesini sizlerle paylaşmak istiyor. Çünkü yaşanan bir takım durumların saklanması gerekmediğini düşünüyor. Gerek yok, evet. Dertler paylaştıkça da daha hafifleyeceğini söylüyor. Bilmiyorum, dikkat ettiniz mi? Kolunda belli ki çok eskiden kalma bir yanık izi vardı dün. Ben gördüm ama vallahi hiç söylemek istemedim. Yani hani üzülür, hiç görmezden geldim ama o bizim arkadaşlarımızla paylaşmış ve bunun başına nasıl geldiğini anlatmak istiyorum demiş. Hatta insanlar da dikkat etsin, halihazırda bunu yaşayabilecek olan insanlar da olabilir diye. Bunu kendisi anlatmak istemiş. Evet. Evet Merve, seni dinliyoruz bir tane. Ben 9 aylıkken, bebekken çok çabuk yürümeye başlamışım. Biliyorsunuz ki eskiden de evlerde sobalar kuruluyordu. Evet. Ve sobanın üstündeki çayı yürüdüğüm için, soba ama yanmıyormuş. Yoksa tutamazdım, direkt yerlerim yapışırdı. Hani üzerine, evet, soba yanmıyor. Sadece üzerine çay koyulmuş. Üzerindeki çaydanlık kaynamış. Çaydanlık, evet. Ben işte tutunarak, yürüyerek gidiyorum ve çaydanlığı çekiyorum. Eskiden de tabii yerde muşambalar olurdu ya, bilirsiniz belki Aslan. Muşambadan böyle kenarları falan. Kare kare o da hani muşambalar. Sonuçta naylon, hani çekmez. Halı olsa çeker. Ama o işte çekince çaydanlığı, normalde sadece kolum yanardı tabii ki. Ama onu çekince işte o acıyla yüzüstü çocuk, yere düşüyorum. Çocuk muydun? Bebek, 9 aylık bir bebek. 9 aylık yani. İşte, daha su gibiydi. Evet. Bak, İncecik. O yüzden dünkü evde hani çocuklar çarpabilir, bebekler evet, çarpabilir demiştin. Evet, onun üzerinde belki o yüzden duruyor. Onun evet. üzerinde çok durmuştu, evet. Hatırlıyor musun dün? Evet. Demek ki onun altına yatan oğlum, bazı sebepler varmış. Ya, ben yaşadığı... çok hassasım gerçekten. Hani zor bir şey. Şöyle zor, ben aslında zorluklarını yaşadım tabii ki bu olayın. Ama aslında insanlar acımasız. Aslında zorlaştıran benim hayatımı engellemiyor. Yürümemde sıkıntı yok. Tutmamda, yemek, olan. Hani beni insanlar yıpratıyordu ama artık onu da yıpramıyorum çünkü ben artık bunun bir farkındalık olmasını istiyorum. Bir sürü çevremizde engelli insan var. Herkesin başında. Evet ama engeller bence insanların beyninde, asla dış görünüşte değil. Yani gerçekten bunu insanlara da söylemek istiyorum. Bu tarz insanlar gördüğünüzde lütfen buna dikkatli bakıp sorma gereği duymayın. Çünkü o insan, sizin o merakınız o insanın bir ömrüne bedel yani. Evet, o sebeple benim tüm travmalarım aklıma geliyor. Yaşadığım ameliyatlar, hastane kurdu. Ben çocukluk yaşamadım. Şimdi 9 aylıktın. Böyle bir şey başına geldi. Sonraki tedavi süreci çok nasıl zordu. Oldu? Ben 40 vücudun başka nerelerinde var? Dizlerimde var, biraz da karnımda var. Çünkü hani muşamba olunca direkt düşmüşüm yere. Büyük bir travma, büyük bir acı, yani. Evet. Aileni ayrı canı yandı. Evet, senin annemi. Ayrı canın yandı. Annemi çok üzdü. Annem gerçekten bu konuda çok yıprandı. Çünkü hani eş, dost, çevre, hani küçük çocuk. Neden hani bakmadın, niye böyle davrandın şeklinde çok fazla ithamlarda bulundular. Ama ben her şeyin Allah'tan geldiğine, nasibe inanırım. O senin başına gelecekse ne annen buna engel olabilir, ne baban engel olabilir, ne de başka biri. Bu yazılmış yani, kader yani. Var. Bana çok emekleri var. Bu yüzden de ben ta ki hani bu şeyde gurbete geldim gelin. Senelerin aslında... Hastane ve ev arası tabii gelerek yani çocukluk geçiyorsun. Yaşamadım diyebilirim gerçekten. Çünkü koşma, dizin yaralanır. İşte o tutamaz, o dokunamaz. Çocuklar da acımasız aslanım. Böyle hani küçükken 11 ile oynanırdı ya, bilirsiniz. Evet. Tutmazlardı, dışlanırdım. Çocuklar da acımasız aslanım. Dışlanırdım. Bu böyle bir şeyde dışlanmak ne demek ya? Ya küçük çocuklar zaman algısı ve acı algısı yok. Hani onlar senin söylediğini acıtmıyor onları ama seni acıtıyor. Peki sonra bunları tabii çok acılar çekerek üstesinden geldiniz ailenle geldim, birlikte. Geldim. Peki sen Sivas'tan Ankara'ya okumak için mi geldin? Evet, 18 yaşında üniversite kazandım. Peki nasıl kazandım. Bırakabildiler mi seni ya, ailen? Benim annem bir ay benimle telefonda konuşamadı ağlamaktan. 5 yıl üniversite okurken yurtta kaldım. Hı hı. Sonrasında hemen evlendim. Yani
yani 3 aylık hani evinize tatile giderdim de ben gidemeden evlendim, geri buraya geldim. Zaten öğrenciyken daha çok memleketime gidiyordum. Evlenince o da olmuyor. O da olmadı. Yani da 11 olmadı. Yıldır aileme hasret yaşıyorum. Yani çok görüşemiyoruz. Annem çok sık gelemiyor çünkü kardeşlerim küçüktü. Hani onların da bakıma, anneye ihtiyaçları Şimdi var. Şimdi sen anneni en son ne zaman gördün? Uzun zaman önce oldu, galiba yani görmüşsün. Sanırım Ramazan bayramıydı. Ne diyorsun? Yani annen keşke şu an burada olsaydı değil mi? Aynen. Çok, çok güzel, güzel olurdu. Ya. Yani ne söylemek isterdin annene? Yani onu çok sevdiğimi ve hani asla bu durumdan kendisini suçlu hissetmemesini. Yani çünkü onun beni ne kadar çok sevdiğini ve düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ben onu çok seviyorum. Kıyamam ya. Anneler başka oluyor. Yani bence yerleri çok ayrı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. O, ne kadar doğru. Gerçekten öyle ki. Canın nasıl yandıysa yani emin ol annenin misli kalbi, tabii, canı, ciğeri yandı. Ben bebeğim, ben hatırlayamam ama acıları o yaşadı yani. Acıları o yaşadı. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sana desem ki ben bu durumu duydum daha önce. Desem ki anneni buraya getirdik desem. Ve anne şu an burada desem. Anneyi böyle alsam getirsem. Anneyi alsam getirsem. Gel gel gel. Gel beni. Tatlısın. Tatlısın. Biz kokunu. Tamam tamam ağladım. Hoş geldiniz. Gel. Beni kırmadınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sana böyle bir sürpriz yaptık. Biz çok, şu an çok şaşkınım. Gerçekten dilim tutuldu sanki. Çok teşekkür ederim. Bu gece çok güzel geçecek. Tam bir ana kız gecesi olacak. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Yapım ekibine de Aslı'na de gerçekten minnettarım. Gerçekten. Ay ben güzel de... gözlerini annemden almışsın. Evet. Huyum da anneme benziyor. Biz ılımlı insanlarız. Evet. Ay çok da şıksınız. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Ben yetişemeyeceksiniz diye korkuyordum. Şöyle Allah sizi oturtmak istiyorum. Şöyle buyurun benim yerime lütfen. Lütfen estağfurullah anneciğim. Siz buyurun. Ay geldin, kırmadın. Kabi, seni duyunca adını ya. Evladına kıyabilir mi? Yani böyle bir anı bırakalım. Dedim ki hep acılı anılar var. Konuştum telefonda. Dedim ki biraz da güzel anılar biriktirelim. Çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Gel benim programımda böyle bir kavuşun, bir özlem giderin. Dertleri böyle konuştukça, anlattıkça hafiflermiş. Ne diyorsun? Şimdi Merve... Farz et biz yokuz ya, annen geldi. Şu an ben duygularımı çok gösterebilen biri değilim gerçekten hani. Evet. Sevgisini de çok belli edebilen biri değilim ama şu an içim gerçekten akıyor yani çok. Hani sizi gönderince anama sarılacağım. Ya bize yok say sen. Sen ne diyorsun anneciği? Ne diyeyim vallahi, Allah sağlık sıhhat versin. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Ben biraz önce ne dedim biliyor musun? Ayten ablacığım, anne de genç, kaç yaşındasın? 50. 50 yaşında annemiz. Dedim ki sen çok bebeksin tabii, mutlaka nasıl canın yandı ama annenin kalbi yandı, ciğeri yandı, uykuları yok. 40, neler yaşadın? 40 gün komada kaldım. 40 gün komada, bak bize bunu anlatmadın. 40 gün koma. Ben yoktum işte yaşayan o. Ne oldu Ayten anne ya? Ne oldu? Baba işte Allah'tan gelen bir şey. Sen neredeydin o anda? Ben çay demledim, üzerine koydum sobanın üzerine. Ben o mutfağa gider gitmez çocuğum şey sürünerek gelmiş, demliği almış, sobadan Allah kalkmış. Demliği çeker çekmez kolunun üzerine düşmüş. Öyle şey. Geride nasıl hani dengeyi kaybettiyse canının acısıyla yere düşmüş. Muşambanın yüzünde hem diz kapakları hem karnı hem de kolu bayağı bir yandı. Ne diyorsun sen, tabii onun ağlamasıyla içeri tabii girdin. Ki. Hemen hastaneye götürdün. Aldık hastaneye götürdük ama babamız acil ameliyata aldılar çocuğun. Kolu şişti, su topladı. Ay canım benim. Ondan beri de zaten daha da hiç düzelemedi çocuğum. 7 yaşından sonra da Ankara'ya getirdim ben.
Bu Sivas'ta yaptırdım, açılmadı. De Allah razı olsun, çok güzel bir doktorumuz, operatör, doktor, profesör, doktorlar bayağı bir geldi, hepsi cerrah. Allah razı olsun. 7 doktor bir arada girdiler, elhamdülillah kızımızın eli açıldı. Yani açıldı derken şu şekilde çocuğumun eli şu şekilde. Kurban olurum ben. Süründükken yani bu şekilde zaman kullanamıyordum. Evet. Ya. Ben şu an yapabildiğim şeylere hayran oluyorum. Hayat hikayemi anlatmam çok kolay değildi. Şu an bile duygulanıyorum. Çünkü ben yıllarca bu durumu saklayarak dolaştım. Şimdi milyonlara bunu sunmuş olmak, bir yandan içim çok buruk. Sanki o benim gizli bir sırrımdı. Bir yandan da gurur duyuyorum. Çünkü acılarını ortaya koyabilmek bence güçtür. Şu anki vicdanımda keşke o çayı içmeseydim. Ben hiç çay içmem, biliyor musunuz? Hiç içmedim. Hiç yani... Çay diye bir şey yok. Mesela çay demlemek de çok sinirimi bozar. Eşim çay içtiğinde de çocuğu hep başka odaya götürmek isterim. Çay içildiği zaman bana geliyorlar. Gerçekten öyle. Ne zaman çay görsen, çaydanlık görsen... Evet, ben biri çay deyince gerçekten panik oluyorum. Ama işte atamıyorum bunu, terapiye bile çok gittim haklısın. Ama yok. Yani o bende... Bir yara. Evet. Peki his var mı şu an? Yok, her şey normal. Yok, gayet iyi. Yani gerçekten hiçbir sıkıntı güzeldi, yok. Çok güzel maşallah. Hiçbir sıkıntı, sadece görsel olarak evet. Hani sıkıntısı var. Bir de güçsüz biraz kolum, hani böyle taşır. Biraz ağırlık kaldırdı. Ama şu kol var ya, bu kol çok güçlü bir kolmuş. Evet. Onun tüm yükünü taşıdı. Öyle olurmuş. Öyle evet. Olurmuş değil mi? İkiz kardeş gibi. Eller kollar da birbirinin ikiz kardeşi gibi gerçekten. Ama Allah'tan hani seninle böyle ilgilenen iyi bir ailen de varmış. Çok şükür, gerçekten öyle. Maddi imkanlar var mıydı? Vardı, çok güzel maddi imkanımız vardı ki bu ameliyatımız çok ağır bir ameliyattı. Evet, hem de evet. Bayağı doktorlarımız da... Doku nakli yapılmış evet, çünkü evet. Ele, damarlar kola, bileklere. Falan alındı yapıldı. Bayağı damarlardan... Yani ne demek o damarları tek evet. Tek buraya bacaklardan dikmek. Bacaklardan evet. Aldılar evet. Evet. Bacaklardan, bacaklardan. Kasık bacaklarımız. Ya mucize bir bebek gerçekten. Buralara yama yapıldı. Bayağı bir elinde 100 tane dikiş vardı kızım. Ah canım. Evet. Tek tek o dikişler alınırken bayağı ne diyorum ya. Aşırı bir zahmetliydi çocuğum. Ah, çok acılar adam. Çekti çocuğum. Neyse bunlar geride kaldı. Güleceğiz artık inşallah diyelim. Onlar geride kaldı geride, değil mi? Sonra geride kaldı. Ben sizin iyiyim. Sizin böyle Covid döneminde de sanıyorum bayağı sıkıntılar yaşamışsınız. Covid döneminde evet 3 kere Covid oldum ben. Evet. Hastanede yattım. Kızım işte 14 aylıktı. Ve beni ambulansla aldı götürdüler. Ve kızım da eşim bildiğin ortada kalan bir erkek ne kadar bakabilir süt evet, bebeğine. Evet. Çok zordu ve Covid dönemi olduğu için şehirler arası gelmek gitmek yasaktı. Annem gelemiyor. Eşim de Covid gelemedim. Olmuş bebek evet. Ortada kalmış. Evet evet çok zordu gerçekten. Ah yavrum benim böyle... ya. Peki kayınvaliden nerede Sivas'ta? Onlar 65 yaş üstü. Onlar şehirler arası gelmek yasaktı ya onlara da. Allah'ım bakar mısınız ya? Evet. Tek başına bir mücadele. Yani sınav gerçekten. Bitmedi, evlendin, aynı anda Covid oldun. Peki bebeğe kim baktı? İşte ben hastanede yatarken eşim evdeydi. Benimki durumum ağırdı, onunki normaldi. İkisi de Covid evde kaldılar. Ah ya bebek de mi Covid evet, oldu? O da oldu, o da oldu. Ah canım benim. Zordu. Allah yardım etti. Evet, atlattınız üçünüz birden. Evet, evet. Ya çok büyük geçmişler olsun. Çok teşekkür ederim. Dedim ya herkesin aslında. Bir hayat hikayesi vardır. Evet. Şimdi siz de deşsek sizde neler çıkacak? Hepimiz de var. Hepimiz birçok şeyin üstesinden geldik. Bunun adına da hayat diyorlar değil mi? Evet. Hı? Yaşamak zorunda olduğumuz gerçekten. Yine şükretmek için çok sebebimiz aynen. Var değil mi? İmtihan dünyası. Merveciğim kalbini açtın. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim gerçekten. Anneciğin bana bir sürpriz yaptın. Bizi kırmadı. Çok mutlu oldum. Geldi. Beni telefonla bir ikna ettim. Hemen organize oldu. Sizden de Allah razı olsun. Ay. Gerçekten bunu bana yaşattığınız çok teşekkür için ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ay sana da bir sarılayım. Canım benim ya. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Artık gözüne yaş değmesin tamam mı? İnşallah. Heh. İnşallah. Dur şöyle ikinizin arasına geleyim. Söyle bakalım ne dileğin var? Hı?
hayattan beklentin ne? Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk. Evlatların için ne diliyorsun? Evlatlarım için de aynısını diliyorum. Allah'a emanet olsun. Allah'ım emanetini olsun ya Rabbim. Amin, amin. Allah siz analarımızı da başımızdan eksik etmesin. Amin. Hayırlı güzel ömürler nasip etsin. Amin. Verin ellerinizi şöyle. Bu eller ayrılmasın. Hep sağlıklı günlerde mutluluk için o gözyaşları artık aksın. Hüznün için akmasın. Hep bundan sonra beni hiçbir şey yıkamaz aslanım. Allah'ım. O tamam. Duydunuz mu? Bundan sonra beni hiçbir şey yıkamaz dedi. Ona göre hani puan verdiniz 1 mi 2 mi tabii görmek istemiyorum öyle birler falan ama aynen. Bizi yıkabilir mi? Yok artık yıkamaz. Duydunuz mu? Yeteri kadar yıkıldık artık ayağa kalkalım ya. Yıkılmadık. Ayaktayız. Çok teşekkür ediyorum. Şey ayaklarınıza sağlık. Sana da çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz çok güzel anılar bırakacağız inşallah. İnşallah. Artık güzel Merveciğim hiç öyle kötü şeyler düşünmeyecek. Yok, yok düşünmüyorum. Şimdi gideceğiz yatak odasını yorumlayacağız. Sonra çeyizlerine bakacağız. Bakalım neler yaptın sen kızımızın çeyizlerine. Efendim arada atışacağız, arada güleceğiz. Aynen. Böyle. Olur. O zaman sen bir başarılar dile istersen Merve'ye. Başarılar dilerim kızım. Hayırlısı çok olsun inşallah. Çok teşekkür ederim anne. Hadi sen de bir sarıl anneciğine bir teşekkür et. Biz de bir alkışlayalım mı? Tamam. Bakalım benim. Çok teşekkürler ediyoruz. Şey değil canım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de oh öpeyim. Oh. Ay çok güzeller maşallah. Bundan sonra gözünüze yaş değmesin. Hep amin, böyle amin. Gülümseme olsun yüzlerimizde inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.